Ee, sevgili Mehmet, galiba o yoğun e, futbol dönemlerinde e, ligler başlıyor, hafta hafta maçları değerlendiriyoruz. E, bu insanlar o maçlarda görev alıyorlar, evet. hakemler ve e, şöyle bir gerçek var: bir hakemin kimseyi memnun edebildiğini görmedim, mutlu ettiğini de görmedim. Edemesi, aynen. Galiba bu süreçte atladığımız noktalardan biri şu: hani arda turan bağlantısını da seninle birlikte yaptık, ki arda evet. turanı bu yayında çok eleştirdik. Galiba evet. e, Ali, 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 Ali Palabıyık evet. kocayla konuştuk ki. E, haftalık performanslar doğal olarak çok fazla eleştiri konusu hakemler ve mutlaka eleştirdik. Galiba arada şunu atlıyoruz. Ben bu süreçte bu koronavirüs günlerinde şunu öğrendim. Muhataplarımızın insan olduğunu, bir hayatları olduğunu ıskalıyoruz galiba değil mi? Yani ne kadar güzel şey, kendi çocuklarımla birlikte. Hoca diyor ya bir rutinim var diyor. Sabah diye böyle başlıyor hayatımız. Yani onların da bir özel hayatı olduğunu unutmamamız lazım. Biz oynarken de e, dedik ki biz şimdi haftalık olarak herkesi eleştiriyoruz diye biz oynarken de biz eleştiriliyorduk. Şimdi evet. bu futbol olduğu sürece eleştiri olacaktır. Bu çok normaldir ama hoca e, yüzünden de belli zaten bu süreci inşallah çok güzel şekilde ülke olarak atlatacağız. O tabii ki olayın çok farklı bir boyutu ama e, hakemlerimiz de çok oyuncularımız da çok fazlasıyla eleştirdik ama futbolun bir parçası bu olacak. Bunlara da tabii ki hazırlıklı olmamız lazım. Hoca çok güller yüzü şekilde çok da güzel soruların hepsini cevapladı. Biraz ben ben biraz sıkıştırmaya çalıştım aslında hoca, hocam hocam kilo aldım mı diye ama hoca yok <laughs> inşallah olmuş. var. Belli Maşallah çok fit. Var. Değil mi? Sabah 6.30'da uyanıyorum diye çocuklar evet. uyandırıyor. Tabii sporunu da evde yapıyor bir şekilde. Hocam hiç alışık olmadığımız bir kısım var. Yani Ali Hoca da onunla yüzleşmiş. Çocuklarla birebir muhatabiyet seviyesini 10 saatin üzerine çıkarma. Hani günü birlikte geçirme. Bir günü daha bir günü daha ve evde kapalısın. Hani dışarıda bir aktivite yok. ...arkadaşların enerjisi inanılmaz yani. Beş yaşında bir arkadaşın <laughs> enerjisi. Değil mi? Zapt edemiyorsun yani. Bir de şöyle düşün. Hani şimdi bu kadar zamanı... ...biraz önce sen söyledin. Bu kadar zamanı hiçbir arada geçirmemiştiler. Tabii. Bak, şimdi sen diyorsun... ...şimdi sen kızlarınla birlikte... ...şimdi e, sen o 15 günlük süreci evinde geçireceksin. Belki çocukların senin iznin haricinde... ...izin günlerin haricinde... ...bu kadar seni uzun süre görmeyecekler. Görmüyorlar evet. Yani onlar da aslında bir şekilde... Hani krizi bir şekilde belki mutlu noktalara çekebiliriz biz. Yani aile bağlarını biraz daha da farklı şekilde kuvvetlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Hani bu şu anki sıkıntılı durumda ne kadar mutlu olabilirsek, yani bu sıkıntılı durumu ne kadar rahat aşıp ne kadar mutlu olabilirsek hepimizin kendi karına diye düşünüyorum. Çok ailesine. kritik bir şey söyledin. Bu krizin belirli noktalarını mutluluğa çevirebiliriz dedin ve evet. sevdiklerimizle aramızdaki o bağları güçlendirebiliriz dedin bence. Gecenin de en güzel mesajlarından biriydi sevgili Mehmet. Bu güzel mesajınla birlikte ben kimim de birinci soruyu hak ettiğini düşünüyorum. Bunu umarım bilemez. <laughs> bakalım o zaman. Hak ettiysen bakalım. Çünkü bir takım arkadaşını soracağız. Aynı zamanda. Onu Çok da takım söyleyeyim. arkadaşım var Mustafa. Bakalım. Çok fazla var. Tabii <laughs> senin sıkıntı. takım arkadaşının listesi 200-300 kişi vardır rahat, değil mi? Rahat. Belki fazlası. 12 takım, 13 takım. Fazlasıdır o zaman. Yani belki. sezon başı 35-40 kişi kaldığından bahsetsen. E tabii. Yani öyle. Yani fazlası var <laughs> evet. Peki gelsin ben kimim bir. Türkiye'nin farklı liglerinde forma giydim. Rikelme'yi geçip kaleci Reyna'yı ters köşeye yatırmışlığım var. Mehmet Yılmaz hem takım arkadaşım oldu hem de rakip futbolcu. Aykut Kocaman hem takım arkadaşım oldu hem de hocam. Elvir Boliç ile beraber çok gole sevindik diyor. Ben kimim? Şunu söyleyeyim bu soru zor. Zor onu söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar bana sor sordular ben bilemedim. Ama takım arkadaşın. Aykut kocaman da. Bir dakika Aykut kocaman. Hem de hocam. Hem takım arkadaşı bu hem hocası. Ankara sor. Spor zamanı. Ankara Spor zamanı değil. Büyük kopyayı o vereyim. O zaman bir dakika. Konya Spor. Değil. Bir dakika. Hem takım arkadaşım oldu. Malatya Spor'da Aykut Kocaman'ın öğrencisi oluyor. Sen bilemedin mi soruyu Mustafa? He? Sana sorduklarını sen bilemedin. O kadar zor ya. Ben yani. bilemedim. Soru. Malatya Spor, Aykut Kocaman, Kocaman orada kısa bir dönem olması lazım. Orta saha oyuncusu. Merkez orta saha. Merkez orta saha. Malatya Spor kadrosu bir dakika. Aykut Hoca dönemi. Halil Agiç değil, Cem Karaca değil, Hasan Özer değil. Hami değil. Medunyanin değil. Bir dakika, Ha, bir dakika şey. Ha, merkez orta saha değil mi? Evet. Londra doğumlu. Londra doğumlu Türk izleyicilerimizden henüz bilen çıkmadı. Çıkarsa hemen kopyaları da yani belki Herkes yok. orta saha şimdi var öyle yani gurbetçi arkadaşım ama merkez orta saha Malatya'nın o zamanki kadrosu. Yabancı oyuncu mu? Türkiye'de çok fazla takımda oynadı. Yerli. Yerli orta saha oyuncusu. Üç büyüklerin birinde de oynadı. Malatya. Hatta şöyle söyleyeyim, Galatasaray'da oynadı. Gaziantep'te, Malatya'da. Murat Erdoğan mı? Murat Erdoğan. Evet. Tabii. <laughs> soru zor ama değil mi? Çok zor soru ya. Ya şimdi hayır, <laughs> düşünüyorum, düşünüyorum. Ee, hani Galatasaray'da çok uzun dönem oynamadı. Kısa bir dönem oynadı ama Ankara gücünden takım arkadaşım benim. Ankara Gücü'nde birlikte beraber forma oynadık. giydiniz. Ankara Gücü'nde beraber oynadık. Murat Erdoğan'la. Kaliteli oyuncu. İyi futbolcu. Kemal bağlantıyı ilk yaptığınız Hakemlere bakış açımız değişti e, demiş. Sedat Kesim, e, herkes hakeza yine. Hakemlere bakış açımız değişti demiş. İşte, demek ki o zaman çok bundan varmış. sonra çok hakemlere bağlamamız lazım Mustafa. Hakemlerle konuşulması lazım. Hakemlere çünkü bak bu çok güzel bir mesajdı aslında. Biz biraz daha hakemleri daha farklı açıdan hep sağdaki performansına göre yargılıyorduk Tabii. iyi veya kötü. Onların da bir özel hayatı olduğunu şu an çok çok daha net olarak görebiliyoruz. Ne kadar seveceğim ve mutlu olduklarını. En çarpıcı noktada sahada maç yönetmek evde çocuklara bakmaktan daha kolay dedi. Yani <laughs> evde çocuklara bakmak daha zor dedi. Peki Mustafa İzzet cevabı gelmiş. Evet Murat Erdoğan sorusu biraz mı? zordu. Zor. Bence de zor. Evet. Hani şimdi iyi düşünmen lazım. O da çok e, benim gibi çok takım değiştiren oyunculardan bir tanesi. Peki Adem, Hayli Kandiller sizin yüzünüzden 11-1 arası evde savaş çıkıyor. Bir taraftan Ömer Ali'yi uyutmaya çalışıyoruz. Bir taraftan son sayfayı izlemeye çalışıyoruz. Sağ olsun. Gizli gizli telefondan bakıyorum bu arada demiş. Sağ olsunlar. Demiş. Selamlarımızı iletiyoruz. E tabi Hanımefendilerin dizisi biraz saatimiz bugünlerde öne kaydığı için. Evet. Hanımefendilerin dizisi bitmemiş oluyor. O önde şikayetler çok geliyor. Yani söyleyince evet. o konuya çok fazla bir şey yok. Tabii ki aile arasında verecek kararlar ama... E, ...insanlar tabii ki... E, ...ben erkeklere buradan sesleniyorum. Telefon var dediği gibi. <laughs> teşekkür ediyoruz. Oradan da bizi izliyorsalar çok teşekkür evet. ediyoruz. Peygamberimiz'in de bir sözü var ya madem kandil söylüyorum. Kadınlarla tartışmayın. Ben hiç kazanamadım diyor. Yani, <laughs> değil mi Öyle bir şey de var yani. Çok güzel. Evet Hiç zorlamayalım işin o kısmını hanımefendiler. Hayatlarımızda iyi ki varlar. Tabii başımızın tacı ee, bu arada. ...henüz senin başının tacı yok ama inşallah <laughs> Mehmet'in de... ...hani bu mübarek berat kandilinde dua edelim. <laughs> Mehmet de inşallah bir başının tacı olur en diye en umalım. En en nasip. Nazif, talışkarın Beşiktaş'a dönme şansı sizce var mı demiş. Tabii çok zor görüyorum. Biz futboldan aslında koptuk. Futbolu çok fazla konuşamıyoruz şu anki süreçte. Ama inşallah o günlerde gelecek futbolu özlediğimiz tabii ki bir gerçek. Çok doğru ama... Talisca'nın yerini bence hiçbir zaman dolduramadı Beşiktaş takımı. Kimi alırsan al çünkü Talisca gibi oyuncu gelmedi. Çok farklı bir oyuncu ya. Hani saha içine bakıyorsun belki e, hiçbir şey yok gibi görünüyor ama bir anda hani büyük oyuncu diyorsun ya şapkadan tavşan çıkartıyor diye. Bir anda geliyor bir tane 30 metrede ya firkik duran top maçı alıyor. Bu onun tarzında bir oyuncu ben Beşiktaş takımında uzun yıllardır görmemiştim. Bundan sonra da görebileceğimi çok tahmin etmiyorum. Hani olsa da e, ligimize Beşiktaş olur. Hani bir ara Trabzonspor'la da adı geçti. Herhangi bir takıma gelsin de Tariçka gibi oyuncuyu tekrar bence Süper Lig'imizde tekrar izleyelim. E, ama say, e, sayın başkan e, e, birkaç defa söyledi yani ekonomik anlamda Tariçka transferi çok mümkün görünmüyor. Çok daha mümkün. kulüpler bu süreçte maliyetleri de belli ki daha aşağı çekecekler. Tabii biz e, şimdi bunları konuşuyoruz ama bundan sonraki süreç nasıl olacak ya? Bir dünya genelinde sadece biz bizim ligimizden konuşmuyoruz. Yani dünya genelinde bakalım o yüksek bütçeler olacak mı? İşte Neymar örnek veriyorum. İşte bu kadar para edecekti Mbappe, bu kadar para edecekti de bu saatten sonra e, o bütçeleri sağlayabilecek mi o takımlar? Verebilecek mi? Tabii. Onu da göreceğiz. Onlar zor işler. Peki e, Ahmet Saatçi Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışı meselesinde bir gelişme var mıdır demiş. Şimdi ihtimaller konuşuluyor. Belli ki o ihtimallerden Artur Ziko, Alex de Souza ihtimali önde gibi görünüyor. Ama diğer yandan Tamer Tuna. Özür dilerim. Tamer Tuna dedi. Erobot. hoca var. Yani ikisinden biri olacak gibi duruyor. Bence burada program yaparken ben söyledim hani eee Zico çalıştırırız ama Fenerbahçe döneminde biz tabii ki o zaman rakip takımlarda oynuyordum. Ama çok arkadaşım vardı Fenerbahçe'de o an aktif olarak oynayan, devam eden futbola. Zico'yu çok seviyordular ki Zico zamanda da Fenerbahçe takımı çok başarılıydı.